İslam Tarihi ve Medeniyeti ünitesinin birinci testini çözeceğiz. Birinci soru. İslamiyet öncesi Arabistan'da insanlar hürler, köleler ve mevaliler olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştı. Kabilenin ana unsuru olan hürler tüm haklara sahipti. Herhangi bir hakka sahip olmayan köle ve cariyeler alınıp satılabilir, her türlü işte çalıştırılabilirdi. Bir köle azat edilirse mevali denilen sınıfa geçmiş olurdu. Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan'la ilgili yargılarından hangisi söylenemez? Dini inançlar sınıf farklılıklarının oluşmasında etkili olmuştur. Burada sınıf farklılıklarını dini inanca bağlayamayız. Bir çıkmaz. B. Bir kölenin kölelikten kurtulması özgür bırakılmasına bağlıdır. Yukarıda bu çıkıyor. C. Hukuksal düzen sınıfsal yapıya göre oluşturulmuştur. Evet, yani sınıflara göre kişilerin hakları farklı. D. Eşit olmayan bir toplumsal anlayış kurulmuştur. Doğru. E. Kişilerin köle yapılmasında cinsiyet ayrımı yapılmamıştır. Evet, kadınlar da cariyeler de köleleştiriliyor. Cinsiyet ayrımı yapılmamış. Cevabımız Adana olacak. İkinci soru. Arabistan'da İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi denmesinde durumlarının hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 1. Arap kabilelerin putlara tapması. Evet, putlara tapma cahiliye dönemi denmesinin bir nedeni. 2. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine inananların da olması. Bu cahiliye dönemi denmesinin bir nedeni değil. 3. Kadınlara yönelik kötü tutumların yaygın olması cahiliye dönemi denmesinin bir nedeni. 4. Bedevilerin medeniyet bakımından geri kalması yine cahiliye dönemi denmesinin nedeni. Cevabımız Edirne olacak. Üçüncü soru. Yukarıdaki açıklamaların Akabe biatı, cihat ve ensar ile eşleştirilmesi aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? 1. Medine'li Müslümanların Hz. Muhammed ile görüşerek kendisine bağlılık bildirmesi. Bu Akabe biatı. 2. Medine'nin yerlisi olan Müslümanların Mekkeli muhacirlerle din kardeşi sayılarak mallarını paylaşması. Bu ensar. 3. Müslümanların İslamiyet'i yaymak için müşriklerle ve diğer gayrimüslimlerle savaşlar yapması. Cihat. Cevabımız Bursa olacak. 4. soru. Hazreti Muhammed veda hutbesinde Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur demiştir. Buna göre veda hutbesinde aşağıdakilerin hangisinin vurgulandığı söylenemez. İslamiyet'in tek bir ulusa ait olmadığı, evet burada farklı toplumlara geldiği vurgulanıyor. Doğru. B. Müslümanlar arasında ayrım yapılmaması, evet Arapların diğerlerinden ayrı tutulmaması isteniyor. C. İslamiyet'in evrensel değerlere sahip olduğu, evet yine yukarıda bu durumda çıkıyor. D. Arap kabilelerin dayanışma içinde olması, yukarıda İslamiyet'in farklı toplumlara geldiği, Arap kabilelerin söyleniyor. Arap kabilelerin dayanışması ile ilgili bir durum çıkarılamaz. Cevabımız Denizli olacak. 5. soru. Hicretten sonra Hazreti Muhammed Arap ve Yahudi cemaatlerinin katılımıyla Medine'deki toplulukların haklarını ve görevlerini belirleyen Medine Sözleşmesi'ni ilan etmiştir. Buna göre Medine Sözleşmesi'nin durumlarından hangilerine zemin hazırladığı savunulabilir? Müslümanlar ile Yahudilerin bir arada yaşaması buna zemin hazırlayan bir belge. 2. Medine'de yeni bir devletin temellerinin atılması. Evet, bu sözleşme siyasi bir belge. Yeni bir devletin temellerinin atılmasına da zemin hazırlar. 3. Müslüman olmayanların devlet kademelerinde görevlendirilmesi. Bu İslam devleti için geçerli bir durum değil. Sadece Müslüman olanlar devlet kademelerinde ve orduda görevlendirilir. Cevabımız 1 ve 2 Bursa olacak. 6. soru. Fetih hareketleri sonucunda İslam devletinin sınırları Arabistan dışında Filistin, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Kuzey Afrika ve İspanya'yı kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu durumun İslam devletinde aşağıdakilerin hangisini olumlu etkilediği savunulabilir? Dinsel bütünlüğü olumsuz etkiler, içeride bölünmeye zemin hazırlayacak bir durum.
merkeziyetçi anlayışı olumsuz etkiler, teşkilatlanma çalışmalarını zorunlu kılar, teşkilatlanmaya zemin hazırlar. Onun için bu durumu olumlu etkiler. Cevabımız Ceyhan olacak. 7. soru. Hazreti Ebubekir'in halifeliğinin ilk zamanlarında İslam devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır. İslam'dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle ridde savaşlarını yapan Hazreti Ebubekir bu kişi ve kabileleri itaat altına almıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Hazreti Ebubekir döneminde fetih hareketlerinin yapıldığına, fetih hareketleriyle ilgili bir durum yok, iç çatışmalar var. Araplar arasında kabilecilik geleneğinin devam ettiğine, bazı kabilelerin İslam'dan dönmesi bu durumun kanıtı. İslamiyet'in kabileler arasında tam olarak oturmadığına, evet dinden dönenler olduğu için kanıt. İslam devletin iç sorunlar yaşadığına, evet iç mücadeleler yaşıyor. Hazreti Ebubekir'in devletin siyasi birliğini tekrar sağladığına, evet bunlar itaat altına aldığı için siyasi birliği tekrar sağlıyor. Cevabımız Adana olacak. 8. soru. Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmaların hangisinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenemez. Ordugah şehirlerinin oluşturulmasının, evet sınırların genişlemesine bağlı olarak ordugah şehirleri oluşturulacak. Hicri takvimin düzenlenmesinin sınırların genişlemesiyle bir ilgisi yok. Askeri posta teşkilatının kurulması sınırların genişlemesiyle olacak. Ülke topraklarının illere ayrılması sınırların genişlemesiyle. Beytül Mal denilen hazinenin kurulması sınırların genişlemesiyle. Cevabımız Bursa olacak. 9. soru. Tarih dersinde öğretmenin Hazreti Ömer döneminde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir sorusuna öğrenciler şu cevapları vermişlerdir. Buna göre öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir? İlk düzenli ordunun kurulması Hazreti Ömer döneminde. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması Hazreti Ömer değil Osman döneminde. Askeri posta teşkilatının kurulması Hazreti Ömer dönemi. Ülke topraklarının yönetim birimlerine ayrılması Hazreti Ömer dönemi. İslam hazinesinin oluşturulması Hazreti Ömer dönemi. Cevabımız Bursa olacak. 10. soru. Emeviler döneminde Arap milliyetçiliğine dayalı politikalar uygulanmış. Ancak 8. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz bu politikaları uygulamadığı için Emevilerin aykırı halifesi olarak görülmüştür. Buna göre Emeviler dönemindeki politikaların hangilerinin Ömer bin Abdülaziz dönemine ait olduğu söylenebilir. Aykırı halife olduğu için mevalilerden alınan cizye vergisinin kaldırılması bu döneme ait olduğunu söyleyebiliriz. Mevali politikasını terk ediyor. Arapçayı resmi dil ilan etme milliyetçilikle ilgili bunu söyleyemeyiz. Araplar dışındaki Müslüman halklara yönetimde yer vermeme yine milliyetçiliği yansıtır söyleyemeyiz. Ülkesindeki bütün halka hoşgörüyle yaklaşması aykırı bir politika. Bunu da söyleriz. Cevabımız 1 ve 4 Bursa olacak. 11. soru. Abbasiler döneminde Türkler ve İranlılar önemli devlet kademelerine getirilmiş, ordu komutanlıklarına Türkler atanmış. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da Bizans'ın sınır şehirlerine Türkler yerleştirilmiştir. Buna göre Abbasilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Gayrimüslim unsurları devlet kadrolarında görevlendirdikleri, İslam devletinde gayrimüslimler görevlendirilmez. Cevabımız Adana olacak. 12. soru. İbn-i Rüşd Avrupa'da Averroes adıyla anılmış ve Aristo'nun en büyük yorumcusu kabul edilmiştir. İbn-i Sina Avrupa'da Avicenna adıyla anılmış ve El Kanun Fit Tıp adlı eseri el kitabı olarak kullanılmıştır. Bu bilgilere göre yargılarının hangilerine ulaşılabilir? 1. Avrupalılar İslam alimlerinin ilmi çalışmalarına değer vermiştir. Doğru. 2. İslam sanatı Avrupa medeniyetine öncülük etmiştir. Burada bir etkileşim, etki etme var ama öncülük ettiğini söyleyemeyiz. 3. İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd evrensel nitelikli çalışmalar yapmıştır. Avrupa'yı etkiledikleri için bu da doğru. Onun için cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacak.